Hepinize selamlar. Bugün sizlerle polikistik over nedir? Pucos. Polikistik over sendromu geçiriyorum ve onunla alakalı bildiklerimi, kendi yaşadığım tecrübeleri ve serüvenimi anlatacağım. Sivilcelerimden nasıl kurtulduğum videomda bahsetmiştim aslında. Benim sivilcelerimin oluşma sebebi meğersem polikistikmiş diye. İlk bu durumdan bahsedişimi ve genel olarak sivilcelerimden nasıl kurtulduğumu öğrenmek istiyorsanız o videoyu linkliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Uzun uzun konuştuk çünkü. Nedir bu polikistik over? Over sendromu, polikistik over de diyorlar, PCOS da diyorlar. Aslında bu bir hormonal bozukluk. Kadınlarda yumurtalıklarda olan bir kist türü. Doktorun bana anlattığı şekliyle anlatacağım size de. Şimdi günümüzde doğum yapma yaşı büyüdüğü için ve artık hani biz geç evleniyoruz, geç çoluk çocuğa karışıyoruz falan. Bu yüzden yumurtalıklarımız da dışarı atılamayan yumurtalar birikmeye başlıyor. Dışarı atılamayan yumurtalar birikmeye başladığında da yumurtaların içinde kist oluşturmaya başlıyor. Şimdi normalde biz regl olduğumuz bir döngüde ilerlediği zaman ne oluyor? Yumurtalar kırılıyor ve dışarı atılıyor ya, bizim her ay yaşadığımız olay bu. Bazı yumurtalar içeride kalıyor. Hepsini dışarı atamıyor vücut. Hepsi dışarı atılamadığında da dediğim gibi içeride kist oluşmaya başlıyor. Tabii ki herkeste olacak diye bir şey yok ama günümüzde gerçekten yüzdelik oran çok yüksek. Şüpheleniyorsanız, özellikle bu videoyu izledikten sonra belki bazı belirtiler sizde de vardır ve şüphelenirsiniz. Lütfen gidip kontrol yaptırın ve gerek tedavisine başlayın. Korkulacak hiçbir şey yok. Ben biraz korkmuştum ama anlatacağım şimdi size hepsini. Zaten. Bunun tek çözümü yani komple kurtulması. Çünkü ilaç da kullansan, tedavi de olsan seninle birlikte yaşamaya devam ediyor bu kistler. Küçülüyorlar, evet, yok oluyormuş gibi görünüyorlar ama görünmezde bile varlıklarını sürdürebiliyorlar. O yüzden dikkat etmek ve hani sürekli kontrol altında tutmak gerekiyor. Üzücü bir şey biraz. Tamamen bunun vücudu temizlediği yol doğum. Yani sen doğum yaptığın zaman yumurtalıklar, vücut böyle kendini oh temizleyiveriyor. Öyle olunca da sen kistlerden kurtulmuş oluyorsun. Bu güzel bir artı. İnşallah o günleri görüp kistten de kurtulduğu zamanlar olacak. Kistin tedavi edilmesinin gerektirdiği ve beni aslında korkutan kısım şuydu ki bu kist varken ileride mesela ben çocuk sahibi olmak istediğimde olamayabilirim gibi bir durumu vardı. Yani kısırlık yapabiliyor. Kistin tedavi edilmesi gerekiyor. Kist tedavi edilmediyse, çok büyüdüyse ya da çok uzun zamandır varsa vesaire ameliyatla alınması gerekebilir. Kimi mesela bu problemi yaşayanlara doktor ilaç vermediği oluyor. Doktor ilaç verdiği, hap verdiği oluyor. Bazılarına da ameliyat yapılması gerekiyor. Tamamen bunlar seviye seviye. Bu videoda kendi seviyemden ve kendi yaşadıklarımdan bahsedeceğim. Mutlaka bir doktora görünün. O doktor sizi yönlendirecektir yani. Kullandığınız ilaç bile değişiyor çünkü. Neye göre polikistiksin? Belirtilerin neler? Bunlar da kullanacağın ilaçları ve senin tedavi yöntemini değiştiriyor. Ben nasıl fark ettim? Geçmek bilmeyen sivilcelerim vardı. Özellikle çene bölgemde. Senelerdir yani bir sivilcelenme problemi yaşıyordum. Çok stresli dönemlerden geçtim. Çok fazla kafaya takık dönemler geçirdim ki Başak Burcu'yum, yükselenim akrep. Fazlasıyla inanan biriyim. Bazı şeyleri çok fazla kafaya takan, çok fazla düşünen, üzerine kuran bir insanım. O yüzden stresle karşılaştığımda o bende oluyor çarpı 5. O da benim yüzümden sivilce oluşumunu sağlıyordu. Zaten hep bunu biliyorum yani. Gel gör ki yani ne kadar tedavi olsam da, cilt bakımına da gitsem, kendim de bir şeyler yapsam her yeri geçirdim, çene bölgemi geçiremiyordum. Daha sonra cilt bakımına gittiğim bir gün beni uyardılar yani, dediler ki senin çenende hep sivilce çıkıyor. Bir yumurtalıklarına baktır istersen. Ben de daha önce hiç bilmiyordum gerçekten hani yumurtalıklarla ne alaka benim sivilcelerim. Yani hiç aklımın ucundan geçmemiş. Halbuki çok alaka. Aklınız olsun. Eğer ki çene bölgenizde geçmeyen sivilceler varsa yumurtalıklarınıza baktırın kızlar. Burada hep bir problem yaşıyorsanız mutlaka bir görünün doktora. Sonra doktordan randevu aldım ve doktora gittim. Baktık yumurtalıklarıma ve orada 3 milim ya da 3 santim, inanın hatırlamıyorum ama büyük bir şeydi. Sağ yumurtalığımda bir kist olduğunu fark ettik. Hani doktoram da dedi ki bana, biz bunu pek sevmeyiz dedi ve benim gözümden yaşlar döküldü böyle. Bir de kendimi tutuyorum. Ben böyle hüngür hüngür ağlamıyorum tabii ki, katılmadım orada ama böyle kendimi sıkmaktan zaten şuradan böyle yandan yaş süzüldü. Üzüldüm, korktum. Bir de hani kısırlık, eyvah çocuğum olmayacak mı ileride, ne, neler düşünüyorum. Beni düşünebiliyor musunuz o sırada? Bu kadar kuran ve kafaya takık bir insan olarak. Eyvah, ne yapacağız şimdi diye. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hangi belirtiler? Şimdi polikistik olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz? Adet düzensizliği yapıyor. Kıllanma, tüylenme problemi yapıyor. Erkek gibi bir kıllanma, tüylenme problemin var mı? Saç dökülmesi, sivilcelenme, dediğim gibi çene bölgesinde sivilcelenme, adet olamama, hani bu tarz şeyler. Bende ama hiçbir bunların belirtisi yoktu yani. Ne bir tüylenme, ne bir adet düzensizliği, ne bir saç dökülmesi. Ben tamamen sadece çenendeki sivilce için gittim ve kistim olduğunu öğrendim. O yüzden kişiden kişiye değişiyor. Sizde belirtisi farklı olabilir, sizde sivilce yapmaz ama başka bir şey vardır vesaire. Göstermeniz lazım. Dediğim gibi hani ben şimdi kendi yaşadığımı söylüyorum ama sizde bu böyle olacak diye bir şey yok. Ama bu demek değil ki sizde polikistik
yok. Sonra geçtik bu sefer doktorlarla konuşma işlerini. Nasıl olacak? Bunun tedavisi nedir? Ne yapmamız lazım? Vesaire. Bana doğum kontrol hapı verdi bir tane. Düşük dozlu. Yani en hafif yan etkileri de yaşayacağın ve vücuduna da çok fazla ağır gelmeyeceğini söylediği bir doğum kontrol hapıydı. İsmini vermeyeceğim bu videoda hiçbir ilacın. Çünkü doktorun size söylemesi lazım ve sizi yönlendirmesi lazım. Bu konulara çok karşıyım. O yüzden ilaç ismi falan vermeyeceğim. Sonra şu şekilde ilerledi. Sen bu ilacı kullanacaksın. 2 ay sonra kontrole geleceksin. Sonra tekrar devam edeceğiz ama 6 aylık bir tedavi süreci planlıyorum şu an senin için dedi. Ve aynı bu şekilde de oldu. İlacın yan etkileri şu şekilde etkiledi beni. Sinir, stres inanılmaz yaşadım. Sürekli bir duygusallık. Mesela çok mutluyum, tamam mı? Çok mutluyken birdenbire böyle ağlamaya başlıyorum ama yani havadan sudan sebeplere. Durduk yerde hiçbir sebep yokken gözlerim doluyor ağlıyorum. Bir lafa bir söze inanılmaz bir duygusallık yaptı bende. Çekilmez biriydi yani. Çevremdekileri zaten uyardım. Bakın dedim. Artık dedim bunları yaşarsam ben hazırlıklı olun. Tamam dedim. Yani şey yapmayın sakın. Bana karşı tepki göstermeyin. Size bağırabilirim. Ağlayabilirim. Ne yapacağım hiç belli olmaz. Gerçekten görmezden geleceğim şeylere böyle bağırıp çağırmaya ve tepki göstermeye başladığım bir dönemde. Benim için zor. Çevremdekiler için daha zordu. Mide bulantısı inanılmaz fazla yaşadım. Yani mesela ilacı sabah içtiysen akşama mide bulantısı yaşamaya başlıyorum. Yani bu arada hep aynı saatte alıyorsunuz. Zaten ilacın üstünde doğum kontrollerini hep günler yazıyor. Salı, çarşamba, perşembe. O sıraya göre alıyorsunuz. Ama mutlaka aynı saatte alarm kurun. Alın yani. Kaçırım aksamasın. Ben bu kadar mide bulantısı yaşayınca doktor dedi ki hani bir sonraki ay yeni kutuya başlayacağın zaman akşam başlat kendini ki mide bulantın uykuna karışsın dedi. Ay bu sefer de akşam içiyorum, uyuyorum, uyanıyorum sabah mide bulantısıyla. Yani hiç oluru yoktu. Gerçekten çok zor bir şey. Benim için çok zordu. Yani yan etkilerini inanılmaz derecede yaşadım. Düşünüyorum hani psikolojik mi acaba? Yokluyorum kendimi. Şu an gerçekten bunu hissediyorum diye ama gerçekten yani anlatamam size. Midem bulanıyordu durduk yerde ki ben normalde hiç midesi bulanan bir insan değilim. Hiçbir şeyden midem bulanmaz. Çok hassaslaştırdı beni. Sonra bu şekilde ilerledi artık. Alıştım o mide bulantısına. Mesela bazı şeyleri yiyince özellikle inanılmaz yapıyordu. Ekmek, hamur işi, şeker oranı yüksek şeyler falan. Bu tarz şeyleri yediğimde korkunç mide bulantısı. Onları daha sağlıklı beslenme işte salatalar, et, yumurta, tavuk bu tarz şeyler yediğimde ya tam aslında sağlıklı yaşama uygun beslendiğinde sıkıntı olmuyordu ama yani yuh 6 ay boyunca ben hiç mi yemeyeceğim? Yedim tabii ki. Artık öyle bir raddeye geldim ki bile bile yiyordu. Yani midem bulanacak biliyorum ama yiyeyim. Çok dikkat ettiğim zamanlar da oldu. Dikkat edemediğim zamanlar da oldu tabii. Çünkü bu da can. O süreç öyle geçti. Yaz oldu. Yazın ben Temmuz'da son kutumu kullandım. Bu arada 2019'dan bahsediyorum. Ta 2019'da başladı benim bu fark edişim ve bu macera. Koronadan evdeyiz ya sürekli. Senemi unutmuşum. Yani arada bir önceki sene başlamışım meğer. Yani kaos. Yazlar gidince ben Akçay'a doktora da tabii gidemeyecektim kontrole. Ama en son gittiğim kontrolde o 6 aylık kullanım sonunda sen yumurtalığımdaki o kocaman olan kist küçülmüştü. O yüzden çok mutlu olmuştum. Doktor dedi ki hani son gittikten sonra orada da bir kutu kullan sonra bırakabilirsin dedi. Temmuz'da son kutumu kullanıp bıraktım ilacı. Yazdan dönünce normalde benim doktora gitmem gerekiyordu tabii ki. Ben ne yaptım? Ay nasıl olsa geçti. Aman o mide bulantılı ilaçları kullanmıyorum falan filan diye düşünüp gitmedim doktora. Gitmem gerekiyordu. Yani kontrole gitmen lazım en azından. 6 ay 7 ay sonra falan gittim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Benim yüzümde inanılmaz bir sivilcelenme yine başladı. Tabii ki maske takmakla da alakalı yüzümüz böyle bakteri içinde kaldı biraz. Ama genel olarak yine bir ben bir sivilcelenme problemi yaşayınca dedim ki hoba. Ay tüh benim bir kontrolüm vardı deyip böyle bir an böyle aklıma gelip. Sonra ben hemen randevumu aldım doktora gitti. Doktor benim suratımı falan görünce zaten o sivilcelenme problemi artı 6 ay sonra gelişimi. Bana dedi ki aferin sana tebrik ediyorum. İnşallah dedi en baştan başlamamız gerekmez. Yani hiç iyi görünmüyor şu an falan dedi. Ve nice bir yıkıl. Eyvah dedim yani. Ne vardı? Yani yaz dönüşü gidecektim bir alt tarafı kontrol edeyim mi? Ona gitmeyip yaşadığını başa sar başa yapmak tamamen senin suçun. Özüm sabah. Yani çok üzücü bir şeydi. Ama sonra neyse ki baktık. Çok şükür büyüyen bir kist yoktu. Yumurtalıklarda böyle küçük kistler vardı. Öyle olunca da tedaviye başlamamız gerekecekti tekrar. Doktor şunu dedi zaten. Polikistik tamamen geçmeyeceği için biz bunların hep başına oturacağız dedi. Yani hep onları bir kontrol altında tutacağız. Gerektiği yerde müdahalemizi yapacağız. Onlara göz açtırmayacağız. Olay bu. Ama yüzüm inanılmaz sivilceli olduğu için yani bir de bu hormonal bir rahatsızlık olduğu için bu sefer bana ilk kullandırdığı ilaç yerine farklı bir ilaç verdi. İlk kullandığım ilaç kiste daha etkili, ciltte o kadar etkili olmayan bir ilaçken ikinci verdiği ilaç daha ağır bir ilaç ama kiste o kadar baskınlık yok çünkü kistler küçüldüğü için bu sefer ciltte
çok fazla baskısı olan bir ilaçtı. Öyle söyleyeyim size. Şimdi isim vermeyince de zor oluyor hangisinin hangisini olduğunu anlatmak ama anladınız bence. İlk ilaç, ikinci ilaç. İki ilaç var zaten. Doktor dedi ki 2 kutu veriyorum. 2 kutu kullan, sonra gel bana kontrole. Bakalım ne olacak. Ama bunu da 6 ay sürdürmeye düşünüyorum. Haberin olsun dedi. Ben dedim hadi eyvah, başlıyoruz. Neyse, gittim ilacı aldım kullanmaya. Bu arada ilacı öyle kafanıza göre alıp kullanmıyorsunuz zaten. Ya doktor size söylüyor mesela reglinizin 4. günü ya da 5. günü başlamanız gerekiyor falan filan. Böyle şeyleri de var. Mutlaka ve mutlaka bak, hormon içeriğinde gerçekten vücudunuzu allak bullak yapan bir şey. Doktora danışmadan hiçbir ilaç kullanmayın. Doktorunuz size gerekeni verir. Günümün gelmesini bekledim. Başladım. Eyvah eyvah diye başladım. İkinci kullandığım ilacın yanında melek gibi kaldı ilk kullandığım ilaç. O mide bulantılarıymış falan. Onlar meğer hiçbir şeymiş yaşadıkları. Mide bulantısı artı karın ağrısı. Yani bunda farklı olarak karın ağrısı da yaşadım. Karnım akşam şişiyordu. İttiriyorlar sanki içeriden. Çok kötü ve her akşam bunu yaşadığınızı düşünün. Bu sefer ilacı akşam alıyordum bu arada. Yani hem uykuya karışsın bari en azından gibisinden. Ama yok, yine bana mısın demiyor. Sabah da mide bulantısı yaşıyorum. Akşam inanılmaz bu karın ittirmesi olayını yaşıyorum, karın ağrısı. Ayrıca tabii ki yine olmaz olmaz sinir, stres, duygusallıkken durduk yerde gerçekten sokakta ağlayıp yanındakilere hiçbir şey olmadı, gerçekten şu an ağladığıma bakma, hiçbir hani sıkıntım yok. Düşünsenize yanınızda biri durduk yerde hıçkır hıçkır ağlamaya başlıyor. Alakasız yani, eyvah eyvah, çok zor ve garip bir şey. Sizin için zor ama yanındakiler için tamamen şizofrenik bir durum. Hiçbir şey yokken havadan sudan konuşurken birden yanında ağlamaya başlıyor falan. Garip. Herkese çok teşekkür ederim bana destek olan. Bunun ayrıca bir sıkıntısı şuydu ki, şimdi doğum kontrol hapları işte açıyor. Onunla da biliniyorlar zaten. Hani ilkinde kendimi çok güzel kontrol etmiştim. Zaten bir de mide bulantısı yaptığı için ilki çok kontrollü geçmişti. Ama bunda iştahınız inanılmaz açıyor. Sizi şişiriyor. Ödem yapıyor. Ben yılbaşına inanılmaz fit, inanılmaz ince girdim. Gerçekten ilk kez hayatımda bir kışı bu kadar zayıf ve bu kadar fit, sıkı bir şekilde geçirmiştim. Kanalda videolar var. Özümle Fit 2021 serisini yaptığımız dönemlerden bahsediyorum. İşte ben o dönem doktora gitmemiştim. Hani doktora gitmeyi reddettiğim dönemlerde. Küt. Sonra biz Tiran'a gittik. Tiran'dan döndük ya. O zaman işte ben kontrole gittim ve yeniden ilaç kullanmaya başladım. Ve ben inanılmaz hızlı bir şekilde kilo almaya başladım. Ödem tutmaya başladı vücudum. Kendine mukayyet olsan bile canın yemek istiyor. Oradaki buradaki bir şey atıyorsun ağzına. Onu frenlemeye çalışsan bile vücudun ilaç yüzünden, bir de hormonun ilacı olduğu için zaten ödem tutuyor. Akşamlar bacaklarım kaşınıyordu. Böyle ayaklarımı havaya kaldırıp bacaklarımı kaşıyordum. Mesela çorap sıkıyor. Yani şey gibi, sanki saatlerce sokakta yürümüşsüncesine ayakların şişer, bacakların şişer ya yorulduğunda. Onun gibiydim. Sporumu inanılmaz yaptım yani, her gün hiç bozmadan. Ama yok, ilacın yan etkisi olarak benim vücudum şişti. Yapacak bir şey yok. Ya bunu da kabullenmek lazım. Ben bunu söylememe rağmen Instagram'da ya da herhangi bir yerde video paylaştığımda, fotoğraf paylaştığımda inanmıyorum ne kadar kilo almışsınlar, bu ne haller, ne kadar şişmişsin bilmem ne. Yani ben de şunu dedim sadece. Lütfen insanların ne yaşadığını bilmeden bu şekilde sırf kiloya takılmayın. Yani bıktık artık ya. Gerçekten insan sırf benim için demiyorum bu arada. Ben polikistik yaşamaya da olabilirdim. Gerçekten yemek istediğim için yemiş ve kilo almış olabilirdim. İnsanlar artık kilo konusunda salmamız lazım. Zaten sürekli hani bunu yansıtmaya çalışıyorum size de. Tartılmayın. Kiloya aldanmayın. Aynayla kendinizi mutlu etmeye çalışın. Vücudunuza barışık olun. Sporunuzu yapın. Sağlıklı beslenin, zaten gerisi gelir. Hiç tartıdaki o sayıya takılı kalmayın. Yani bu tarz şeyleri söyledikçe bana gelen yorumlar işte kaç kilosun, tartıldın mı, şişmişsin, şöylesin böylesin falan. Yani çok gereksiz. Artık bunu birbirimize yapmayalım. Ben bunu aşmıştım. Görmezden duymazdan geliyordum ama ilaç kullanıyorum bir yandan. Zaten havada uçan kuşa ağlamaya meraklıyım. Orada gelen bir de böyle yorumlar benim böyle sinirimi attırıyordu. Böyle kan beynime sıçrıyordu valla. Yuh ya diyordum. O kadar ben söylüyorum. Hani sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. İlaç kullanıyorum bilmem yani bu mudur? Ondan sonra işte yan etkilerini böyle ben yüksek dozda yaşadım. Herkes de böyle olacak diye bir şey yok. Şimdi ben bunu sizi korkutmak için de söylemiyorum bu arada. Bu tedavi olmamız gereken bir şey. İleride özellikle çocuk sahibi olmak için olsun, vücudunuza yani yumurta sağladığınız için ya, tedavisini almanız gerekiyor. Korkacak hiçbir şey yok. Kilo mu aldın? Verirsin. Sinirli misin? Ağla rahatla. Tedaviniz olun güzelce. Eğer ki varsa kadın doğuma gidin. Belki de yoktur. İlla her adet olamayan, adet düzensizliği yaşayan ya da her sivilcesi olan kişide illa bir kist var manasına da gelmiyor. İçiniz rahatlasın. Bir doktora gidin. Görünün. Güncel olarak günümüze döndüğümüze alıştım. Ama doktora söyledim en son. Yani ikinci kutuyu da bitirdikten sonra özellikle. Telefonda ona söyledim çünkü kapanmaya girecektik. Yüzüm çok düzeldi. Maşallah var yani. Burada size ilacın inanılmaz yan etkisini yaşadığım için artık bıraksam mı? Hani devam etmesem mi bu ilaca diye. O da dedi ki tamam dedi. Hani madem geçti sivilcelerinde, bayramdan sonra yani tam kapanma bittikten sonra bana gel yine kontrole. Ona göre yol izleyeceğiz. Yani belki yine bir ilaç kullanmaya başlayacağım ama en azından düşük dozda kullanmaya başlayacağım. O yüksek dozdan kurtuldum. Hem sivilcelerimden kurtulmuş oldum. Hem kistten, o kocaman kistler zaten küçülmüş oldu çok şükür. Şimdi öyle minik minikler var.
Onları da dediğim gibi kontrol altında tutacağız doktorla birlikte. Yani şu son Ramazan'ın ikinci haftasından itibaren ilacı bıraktım. Vücudum size yemin ederim anında inceldi. Ödemim attım. Karnım falan indi. Takılmayın dediğim gibi bu bir tedavi süreci sonuçta. Kendi sağlığınız için yapıyorsunuz. Kim ne derse desin. Hiçbir şeye takılmayın lütfen, bunu söyleyeceğim. Geçiyorum sorularınıza. Sizin yaşadığınız deneyimler de var içinde bu arada. Ona göre yorumu yapmaya çalışayım kendimce. Doktor ilaca başlamana gerek yok dedi. Reglim düzenli ama sivilcelerim var. Ne yapmalıyım? Şimdi mesela reglim düzenliyim ve sivilcelerin var, evet, ama dediğim gibi az önce herkes aynı problemleri yaşıyor diye illa polikistiği olacak ya da ilaç kullanacak diye bir şey yok. Vermiyorsa da yani vermesine gerek yoktur. Boşu boşuna bu ilacı kullanmaya hiç gerek yok. Tedavi için ne tür ilaçlar kullandınız? Sadece doğum kontrol mü? Evet, sadece doğum kontrol. Başka bir ilaç kullanmadım ama bu da işte dediğim gibi mesela seviye seviye. Benim yaşadığım problemde sadece doğum kontrol kurtarıyordu. Dediğim gibi ilerleyen mesela tedavi edilmeyen kocaman olan kistler boyutuna geçtiği zaman ameliyat falan olmak gerekiyor. Belki o zaman farklı ilaç ilaçlarda kullanmak gerekiyordur. Hangi hormonlarınızda bozukluk vardı kan testinde? Şöyle ki ben hormon testi yaptırmadım. Herhangi bir tüylenme, kıllanma, işte adet düzensizliği, bu tarz problemler yaşamadığım için ve sadece sivilceyle gittiğim için baktı ve kisti gördüğü için biz herhangi bir hormon testine gerek duymadık açıkçası. Ama ben yine de merak ediyorum. Hani hormonların ne durumda? O kadar ilaç kullandım falan, ne oldu? Ne bitti? O yüzden tam kapanma bittiğinde bir hormon testi yaptırmaya gideceğim. Reglin düzene girsin diye bir şey yaptım. 8 aydır hala olamıyorum. Ayrıca söktürücüyle demiş Dicle. Adet düzensizliği yaşamadım. Her ay oluyordum. Aylarca olmama gibi bir problem yaşamadım. İşte çok yakın değildi birbirine ama olur yani böyle şeyler. Bir hafta öne gelebilir, bir hafta ileri gidebilir. Ama doğum kontrolden sonra mesela gerçekten günü gününe. Bu arada şey de söyleyeyim, mesela doğum kontrollerle alakalı çok fazla kafada soru işaretleri oluyor. Ben çok araştırmıştım. Yararlı mı, zararlı mı? Vücuda iyi mi geliyor, kötü mü? Araştırmalarda ve doktorların hep dinlediğim konuşmalarında yumurtalık kanseri, rahim kanseri, bu tarz şeyleri engelliyor. O yüzden o konuda faydalı. Bu arada adet olamayanlar için şunu söyleyeyim. Doğal söktürücüler de var. Mesela kekik çayı. Kekik çayı hiç daha önce yaptınız mı, denediniz mi bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz bir adet söktürücü. Kekiği alıp kaynar suyun içine atıp biraz demleyip sonra içiyorsunuz. Bu kadar. Günde 2-3 bardak içmeniz gerekiyor. O şekilde gerçekten adetin söküldüğünü göreceksiniz. Mucizevi bir şey. İnsülin direnci yaptığı için yemek yemeye korkar oldum kilo alacağım diye. Yani yapacak bir şey yok. Yemek yiyeceğiz yani. Diyorum size. Yesen de yemesen de alıyorsun. Yapacak bir şey yok. Ye yemeğin. Yemeğini eksik etme. Bir de mesela şöyle bir şey varmış. Bazı ilaçlarda, benim ilacım 21 günlük ilaçtı. 21 gün ilacı kullanıyorsunuz düzenli olarak. Bırakıyorsun o bir kutu bitince. Adet olmayı bekliyorsun. 3 gün sonra ya da 4 gün sonra ilacı bitirmenden reglin oluyorsun. Reglin 4. ya da 5. güne ikinci kutuya başlıyorsun. Yani bu şekilde akıp gidiyordu. Bu senin düzene sokuyor. Bir de şöyle bir şey, doğum kontrol yapı. Beynim yumurtalar gerekli sinyali veremiyormuş. O yüzden de zaten bu çatlayan yumurtalar tam çıkamamış dışarıya. Bu doğum kontrol yapını kullanınca beynin kontrolünü hap alıyor devreye. Öyle olunca da siz düzenli olarak oradaki işlemleri yürütebilmeye başlıyorsunuz. Böyle de bir durum. Yani beyniniz aslında o sırada terbiye edilmiş oluyor. Düzen orada bir oturuyor. Sonra işte kullandığınız ilaçlar bittikten sonra da yine regli takip etmek gerekiyor. Yani günü gününe oluyor musun? Beynin kontrolü ele alabildi mi? Beyin artık doğru işliyor mu falan, bu konular için. O düzen de önemli. Bazı ilaçlarda, onu diyecektim. Bazı ilaçlarda mesela ara vermek gerekmiyormuş. Full ilaç kullanıyorsun. Arada mesela ilacı kullanırken regle olabiliyorsun. Bu herhalde baya düşük bir doz olması lazım. Şunu söyleyeyim bir de, ben ilaç kullanmaya niye alarm kurun dedim. Tecrübeyle sabittir. Bir gün kaçırdım ben bunu. İçmeyi unuttum ilacımı. Ertesi günde normal devam ettim. Hiç doktoru arayıp da aklıma da gelmedi yani. Ne yapayım ben şimdi, bugün atladım diye. Sonrasında daha benim regle olmama 10 gün falan vardı. Ufak ufak böyle kanamalar olmaya başladı. Bende. Şok oldum. Nasıl yani? Olmaması lazım falan diye. Sonra doktoru aradım. Dedim ki doktor hanım, dedim böyle böyle. Doktor dedi ki sen dedi niye dedi böyle benim başıma buyurun. Meğer arkadaşlar, çünkü normalde ben akşamları ilacımı içiyorum diyelim. Bugün almayı unuttum. Yarın hem bir tane sabah alıyorum bugünün hatırına. Bir de akşam yine normal döngümde alıyorum. Tamam, bu şekilde ilerliyorum. Yani unuttuğunuzda mutlaka onu ertesi gün sabah alıyorsunuz. Sabah içiyorsan normalde, bu sefer akşama koy bir tane. Yani günde ikiliyorsun. Sadece unuttuğun gün için ama. Sonra doktor dedi ki tam yapacak bir şey yok artık. Almamışsın da o gün hemen ertesinde. O yüzden bekleyeceksin. O ay o kadar kötüydü ki. 10 gün oradan koy. Sonra zaten bir 5-6 gün oradan koy. Ben yaklaşık 15-20 gün kan kaybından ölüyordum. Halsiz sararıp soldum. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Unutuyorsanız doktorunuza danışın. Her ilaç farklı da olabilir. Yani doktor sizi yönlendirsin ne yapmanız gerektiğini. Ama sakın unuttum öylesine gitsin demeyin. Almak gerekiyormuş. Ameliyat olmak zorunda kaldım. İçim titredi şu an diyen biri var. İleri seviyelerde ya da büyük kistlerde ameliyat olma durumu da gerekebiliyor. Da farklı bir sebepten dolayı
polikistik olmuş olabilirsin. Mesela tiroid hastalığının polikistik yapma riski falan da olabilir. Yani böyle değişik etkiler de var. Herkesin tedavisi farklı olabilir. Herkesin belirtisi farklı olabilir. Kısırlığa sebep olur mu? Polikistik var bende. Çocuk sahibi olabilir miyim? Dediğim gibi bu bir ihtimal. Yani o yüzden tedavisi olmak lazım. Yani doktora görüne tavsiye ederim. Nasıl beslenmemiz lazım? Polikistik biri nasıl beslenmeli diye sorular var. Özellikle polikistik var bende şu şekilde beslenmeliyim diye bir şey söz konusu değil. Bende değildi en azından benim yaşadığımda. Doktor da beni uyarmadı yani şunları şunları yeme diye. Sadece kendimde fark ettiğim işte ekmek, hamur işi o tarz şeyler yediğimde bulantımı daha çok arttırdığı için onlara yememeye özen gösterdiğim bir dönem oldu. Sadece şunu biliyorum. Mesela sigara kullanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle doğum kontrol hapı kullanırken sigara içemiyorsunuz. Bu kesin yani. Daha geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Onun yine doğum kontrol kullanan kuzeni hastanelik olmuş. Sigara içtiği için hem ikisi birlikte. Doktor beni altın çizgi çizgi uyardı dedim zaten hani kullanmıyorum ama şöyle bir sıkıntısı varmış ki doğum kontrol hapı kanı pıhtılaştırıyor. Sigara da aynı şekilde kanı pıhtılaştıran bir şeymiş. Öyle olduğu için ikisi birlikte damar tıkanıklığı ya da arkadaşımın kuzeninin beynine pıhtı atmış mesela. Ölümden döndü kız gerçekten. O yüzden çok kesinlikle dikkat etmeniz gereken bir mevzu. İçiyorsanız içmeyeceksiniz. Bırakacaksınız. Bu kadar açık net. Fark etmiyor olabilirsin. İçiyorum bir şey yok diyebilirsin ilaçla birlikte. Sen anlamayabilirsin. Ama içten içe ne olduğunu bilemezsin. Aman diyeyim lütfen. Buna çok dikkat edin. Benim gibi sinir stres problemi yaşayan da çok var aranızda. Kilo verince geçer mi diye bir soru var. Ya da işte az beslenip fazla spor yapmak mı polikistik yaptı diye. Kesinlikle bununla alakalı bir şey değil. Yani değil. Çok alakasız. Kilo verince de geçmez. Yani sonuçta kist var. Kilo ile alakalı değil. Polikistik için doğum kontrol hapı kullanmadığınız zamanlarda takviye gıda kullanıyor muydunuz? Hayır hiç takviye gıda kullanmadım özellikle onun için ama polikistik harici zaten takviye gıda kullanıyordu. Biyotin, kolajen falan. Doktora sormuştum onu. Hani bazı ilaçlar çünkü bir arada kullanılamıyor ya. Öyle de sıkıntı olmaz yani. Takviye gıda da kullanabilirsin demişti bana. Spor yapıyor olman belirtileri aşırı derecede azaltıyor sanırım özüm. Doktor söylemişti. Olabilir biliyor musun? Çünkü hiç başka bir belirtim yoktu. Olabilir. Ya sağlıklı yaşam sebebiyet olabilir mi? Çünkü ben sağlıklı yaşama geçtiğimden beri sorunlar yaşandı. Arkadaşlar olacak iş mi bu ya? Vücudun sağlıklı yaşama geçtikten sonra size teşekkür eder bir kere. Yani vücut arınmaya başlıyor. Bağımlılıklarından kurtuluyor. Sağlıklı beslenmeye başlıyor. Vücut kendini toparlayıp yeniden doğuyor adeta. Reborn. Ben onu hep söylüyorum. Reborn oluyor. Sağlıklı yaşamıma başladığımda böyle şeyler oldu değil. Bugüne kadar sağlıklı beslenmediğin için, bugüne kadar vücuduna iyi bakmadığın için ya da tamamen bambaşka sebeplerden ötürü bu problemler yaşanıyor. Sağlıklı beslenmeli olacak iş mi bu? Bilmem nerelerde, Japonya'da ya da bizim doğuyu düşün. Sap sağlıklı beslenmekten insanlar taş gibi kaç yaşına kadar yaşıyorlar. Hiçbir gram bir şeyleri olmuyor. Bunlar sağlıklı beslendikleri için böyle. Biz zaten zamanında sağlıklı beslenmediğimiz için, vücudumuza çok iyi bakmadığımız için bunları yaşıyoruz. Bak, hani bizi sinirlendirdiniz. Hormon testini nasıl yapıyorlar diye bir soru var. Ben de şimdi yakın zamanda arkadaşımdan öğrendim. Hormon testi yaptıracak o da. Daha önce yaptırmadığım için hani nasıl oluyor falan diye. Normalde gittiğinizde bir hastaneye labs'e gidip hormon testi olmak istiyorum diyemiyormuşsunuz. Genel doktordan alıyorsunuz randevu. İşte kardiyoloji olabilir vesaire bir genel bir doktordan. Ve ona durumunuzu belirtiyorsunuz. Böyle böyle hani problemler yaşadım. Hormon testi yaptırmak istiyorum. Bana metabolizma hastalıkları izni açar mısınız? Metabolizma hastalıkları diye geçiyor. Hormon testi yaptırabileceğiniz doktorun olduğu yer. O onayı veriyor. Gidiyorsunuz metabolizma hastalıklarına, problemi anlatıyorsunuz. O da size hormon testi yaptırabilmeniz için gerekli şeyleri veriyor. Bu kadar. Ben de daha yaptırmadım, yaptıracağım. Bu arada internetten baktım hani nasıl yapılıyor diye. Kan veriyorsunuz. O şekilde hormonunuza da bakılıyor. Bazı hastalıklara da bakılmak için idrar da istenebiliyormuş. Hangisi istenir benden bilmiyorum ama genelde kan tahliliyle hormonlarınıza da bakılıyor. Adet düzensizliği yoksa tüylenme ve sivilce için nasıl bir tedavi süreci gerçekleşiyor? İlaçların içerdikleri hormon dengeleri farklı olduğu için sizin probleminize göre doktorun verdiği ilaç da o yüzden fark ediyor. Doktora gitmek lazım. O yüzden. Aa bitirdik. Bütün soruları cevaplamışım resmen. En baştan beri de anlatıyorum ya. Kendi hayat hikayemi anlatırken sorduğunuz bazı soruların zaten cevabını kendiliğimden verivermişim. Bak görüyor musunuz? Benim serüvenim böyleydi. Hala devam ediyor. Dediğim gibi bir doğum yapana kadar bitçeye benzemiyor zaten. Ama en azından o ağırlığı atlattık. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ben de bu şekilde oldu diye siz de böyle olmak zorunda değil. Ya da aynı problemleri yaşasanız bile siz de kist olmak zorunda da değil. O yüzden doktora gidin. Sonuç olarak yine. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşirsiniz ey polikistik yaşayanlar. Yani hepimiz bir doğum bekliyor. Ve tabii videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi lütfen lütfen unutmayın. Instagram hesabım spam altında. Yani artık bıktık. Beni sevmeyen insanlar, bir haterlarım var. Niye benimle uğraştıklarını senelerdir bilmediğim. Hesabımı şikayet edip duruyorlar. O yüzden de bunu engel olmamız açısından beni gerçekten takip edip fotoğraf
fotoğraflarımı beğenmeniz ve yorum yapmanız çok 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 önemli. Bir de artık güncel olarak değiştirilen Instagram algoritma hesaplarına göre de kaydedip birine göndermek de etkiliymiş. Bana gönderebilirsiniz. Fotoğraflarımı bana geri gönderin. Bu spamdan kurtulalım, olur mu? Bir de kendime destek diye bir tane şey açtım. Kaydedilenler klasörü. Oraya kendi fotoğraflarımı kaydediyorum. Fitvideo'dan de yine kendi fotoğraflarımı kaydediyorum. Arkadaşlarım, annem falan, onlar da hep açtı. Destek klasörü, oraya fotoğraflarımı kaydediyor. Ben yeni foto koydukça oraya kaydediverin, olur mu? Bunlar gerçekten çok önemli. El birliğiyle önce bundan kurtulabileceğiz çünkü. Öpüyorum çok, kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.